aslında iç organlara masaj yaptırmanız çok kolay değil. Diyafram kasım esnemeye başlıyor. Dolayısıyla bunu düzenli yaptığımızda yavaş yavaş bu kası eğitip solunum sistemimizi programlamış oluyoruz ve daha derin, daha etkili nefes alabiliyorsunuz. Yani bunu düzenli deneyen kişiler zaten seansa gelmese bile değişimi görmeye başlıyor. Çünkü gün içinde mesela ben ilk gittiğim çalışmalarda nasıl başladı derken post-it'e yazarım, işte arabama koyarım, dolaba asarım diyordum. Derin nefes alayım ya da karna nefes alayım diye. Bir daha asla unutmadım. Yani öyle bir şey yapmam gerekmedi. Hı, derin nefes alayım. Unutturmuyor yani. Ay Hanım, bir şey sormak istiyorum size. Bana bir gönüllü lazım. Kim? Gel tatlım. şimdi panik atak çağımızın en büyük hastalıklarından birisi haline geldi. Ben işte uçağa bindiğimde mesela korkan birisiyken yanıma geçenlerde bir panik atak hanım düştü. Hani o şey dedim kendi hani, sıkıntımı unuttum. Tabii canım, ondan sonra yanımda da böyle bir şey var, uçağa binerken ne olur ne olmaz diye işte bir ilaç almışım, doktorum vermiş. Hemen böyle bir tane sen abla bütün hayat hikayesini anlatmaya başla, kocası da arkada. Şimdi bu durumda hani ben onu sakinleştirmeye çalışırken şimdi diyelim ki bir panik atak hastamız var. onu nasıl sakinleştireceğiz? Ben de böyle birisiyle karşılaştım. Ne yapmam lazım? Nasıl öyle sakinleştireceğim? Şey evet. Yat bakalım. Hasta. Bir önce nefesine bakalım. Aslında panik atan yok. Ya çok stresliyim aslında. Stresli. Okay. İsmin? Hepimiz stresliyiz. Şahin değil. Stresi yaratan dedi. Üniversiteye hazırlanıyorum diyor. Üniversiteye hazırlanıyorum diyor. Tamam. Benim kızım da aynı şekilde. O da öyle. Ama seyret şimdi, seyret uygula çocuğuz. Normal nefesini al aşılar. Demin hani gösterdiğim gibi. Şu kemerini verir misin? Şey lazım mı? Şunu bitir. Aman çok fazla itmeyelim. Başınıza boynunuza bir şey olmasın. Bunları Mustafa. Kaç yaşında? Şimdi hastayı böyle düz yatırdık, sakin ol dedik. Biraz telaşlı bir yapı görüyorum ben Işılay'la. Telaşlı mısın hayatta? Evet. Şaşırmadım. Mikrofon. Ve Işılay nefes almadan önce düşünüyor. Aslında düşünmeye ihtiyacımız yok. Nefes almak otomatik bir olgu. Sadece bir paralel nefes alabiliriz bağlantılı bir şekilde. Nefes almayı düşündüğünde ne olur? Demin söylediğim işte güzellik, bolluk, bereket, neşe daha geç gelir. Ya da işte acaba geleyim mi diye düşünür. Yolda bekletiyor oluyoruz onu. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Baş ağrısı yapıyor mu? Nefes almaman. Sürekli başım ağrıyor, bir de oksijen ihtiyacı duyuyorum. İşte demin söylediğim gibi beynin en büyük kaynağı besini oksijen aslında. Tabii ki almadığında ve enerjisiz hissedersin. Yani şu bölgene çok nefes inmediği evet, için zaten yaşam enerjisi yok bedende. O yaşayacak enerjim kadar nefes alıyor. Düşük evet. Şimdi hep denir işte bugün pilim nasıl pilim söyler? Bitti. Ha pilim bitti. ya da işte şarjım çok bitti. Enerjim düş, hiç enerjim yok. Bunu aslında hepimiz enerjiyi bir şekilde biliyoruz, farkındayız ama nedir tam olarak? Aslında nefes, oksijen ve yaşam enerjisi. Doğru, kastettiğim. Doğru, nefes almamak işte. Hani ne kadar çok yemek yerseniz yiyin, faydalı beslenirseniz beslenin. Doğru nefes almadığınızda işte o kilo da oluyor size, yakamıyorsunuz. Ya da istediğiniz neşe ve enerji gene yaşamınıza gelmiyor. Sadece ihtiyacınız olan yakıtı bir süre için alıp ondan sonra bedeni gene kendi haline bırakmış oluyoruz. Şimdi mesela sen örneğin bir süre sonra bu stresle yeme alışkanlığı, yani kötü yeme alışkanlığına gidebilirsin. Evet, sürekli yiyorum. Ve şimdi yaşın çok genç, 18 yaşında kendisi. Dolayısıyla metabolizması hızlı bir şekilde öğütüyor. Fakat işte 30, 40, 45 yaşlara geldiğinde bir kilo problemiyle karşılaşabilir. Karşılaşanlar varmış burada. Belli ediyorlar. Nasıl nefes alacağız Işılay? Ben sana onu göstereyim. Kalple ilgili bir, ufak bir iki şey söyleyeyim. Var mı ailede otoriter evet, kimse? Amcalarımın hepsi. Amcaların hepsi. Amcaların düşünün hepsi. Amcalarımız bile bizi etkileyebiliyor. Çok doğru ama yani hani... Gülüyoruz fakat öyle. Sürekli doktora gittim yani ben kalp yüzünden nefes alamama, nefes darlığı. Ha sen ondan hep gittim çok gönüllüydün. Yani. Tamam. Süper, çok sevindim seni aldığımızda o zaman. Şimdi evde bundan sonra bir çalışmama gelene kadar diyorum ben sana. Çünkü mutlaka gel. 2-3 seansta çok farklı bir seviyeye gelirsin. Diyaframımız şuradadır, kaburgalarımızın arasında. Yavaş yavaş karna nefes almaya başladığımızda anlayın ki diyaframı kullanıyorsunuz. Yani
burada elim yukarı çıkması, bakın deminki nefesinden farklı. Çünkü ağzını açıp derin nefes almaya başladı. İlk başta bunu yaptığımızda demin stüdyoda söylüyordunuz zaten, bir baş dönmesi, işte bir gıdıklanma, uyuşma hisleri, karıncalanma hissi gelebiliyor. Bunlar hepsi normal. Onlar çünkü fiziksel olarak zihin bize bedende değişik bir şey olduğunu anlatıyor. Hiç beklemeden ama. Evet. Yani şimdi diyelim ki ben yine böyle etrafımda bir panik atak hastası var. Hemen pet şişeyi kestim, ağzına vereceğim, nefes alacağım. Şimdi deyin ki hani önce size güvenmesini sağlayın. Tamam. Söylediğiniz şeyin doğru olduğuna inanmasını. Göz, yani size teslim olması gerekiyor. Nasıl Işılay burada istedi ve geldi. Başına geleceğini bilmiyor. Gözünü kapattırın. Ellerini karnına koysun. Önce odaklansın. Tamam. Yavaş yavaş. O bu şekilde biraz telaşlı nefes alacaktır. Ya da tamam, alamıyorum diyecektir. Ya da ağlama krizine de girebilir. Hı-hı. Hep elinizi göğsüne, bir elinizi de karnına koyup biraz biraz derin derin. Hani onun nefesine odak. Hep nefesimize odaklanmak çok önemli. Tamam. O kadar. 3, 4, 5 dakika sonra zaten teslim olacak. Biraz sonra zaten sakinleşecek. Burun, nefesiniz açıldıktan sonra evet, ama nefesi açmaya uğraşıyoruz şu an. Yani hep ileriki kapalılar. Ağız daha çok aldığımız daha için. Evet. Burundan alıp burundan verin. Tekrar söylüyorum, ağızdan alıyorsak ağızdan verelim. Ama bu hani üçer dörder dakika ben bugün nefes alayım dediğinizde, kenara çekildiğinizde ağızdan alıp verin. Ya da zor istemiyorsunuz, ağzınız kuruyor, bir sürü şey oluyor. Orada da bir takım itirazlar geliyor çünkü zihinde. O zaman burundan alıp verirsiniz. Nasıl hissediyorsun? Daha iyi. Daha iyi değil mi? Yapabilir misin bunu? Evet. Okey, her gün o zaman bir 5 dakikayla başla. Bunu seanslarda biz yatırarak çalışıyoruz. Çünkü önce nefesine bakıyoruz, sonra nefesinin gitmediği bölgelerde çalışıp işte oradaki hastalık olacak duyguları temizlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla evde hep oturarak yapın. Nefesini tutarak alayım. Peki nefes alırken mesela bazen almaya çalışıyoruz, şurada takılıyor. Mesela ağzından alıp veriyoruz ama buradan ileriye doğru gitmiyor. Öyle bir durumla ben karşılaştım, paylaşabilir miyim? Bundan 2 yıl önce direkt... Ya, bir sorunuzu hemen alayım çünkü tamam, süren bitti. Bundan 2 yıl önce biz çok kalabalık bir yere gittik. Zaten sıraya girerken bile ben bir problem yaşadım. Ben o zamana kadar hani çok normal olduğumu düşünüyordum. Panik atak teşhisi koydum ama bu teşhisi kendim koydum. İçeri girdim, çok kalabalık ve biraz da karanlıktı. Hiçbir şekilde nefes alamadım. Yani şurama kadar geliyor. Korkunuz nefes almanıza engel oldu. Bilmiyorum artık. En sonu bana bir pet şişe verdiler ama doluydu, su şişesiydi. Biraz bekledikten sonra ortamda en az 20 dakika ben öleceğimi hissettim. Neyse ki atlattık o devri. Bu neden kaynaklanıyor? Bir daha tekrar başıma gelmedi ama ben... Hep onun bir paniğini yaşadım. Ya yani şey herkes, olabilir gibi. Burada bir şeyler sorma oluyorsa demin gösterdiğim boğaz çakramızla ilgili. Mesela tiroid yaşayabiliyor. Kişiler kendini iyi ifade edemediğinde. Tiroid. İşte nefes burayı temizlemediğinde az nefes. Tiroidiniz var mı? Yok. Yok yani. Okey. Ve kendinizi iyi ifade edebilir misiniz? Edebiliyorum. Çünkü genelde ifade edemediğimizde burada bir takım arızalar başlıyor. Bir takım hastalıklar başlıyor. Hı. Ve hep şeydir işte yanlış anlıyorlar beni. Aslında ben kendimi anlatabiliyor muyum doğru? Orada bakmamız gereken o. Hani yanlış anlaşılmayan kişi ben anlattığım gibi anlıyor aslında. Aşağıya nefesi indirmeye çalışacaktınız. Hani oradaki olup bitene odaklanmayın. Karnı şurada nefes alın. Kalıyor böyle gitmiyor. Alev Hanım çok teşekkür ediyorum. Alev Hanım'ı alkışlıyoruz. Sorularınız var. Şimdi reklam arasında onları alacağız. İrancığım tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sana. Alev Hanım zannediyorum sık sık birlikte olacağız.